Gümleten selamun sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kanalımızda bir canlı yayın tekrarı var. Ee, Fenerbahçe'de alev, alev emojilerini hazırlayın diye. O canlı yayında aşırı duyum verildi. Haberiniz olsun arkadaşlar, kaçıran arkadaşlarımız ekran başına... Ha, İbrahim kardeşimin biraz canlı yayın tecrübesi bize göre az olduğu için biraz sürükleyici olmadı diyebilirim ama hem videoyu yayının tekrarını izleyin hem de kenarda yazılan yorumları okuyun diye belirteyim arkadaşlar sonra demeyin hocam haber verseydin izlerdik demeyin şimdi sevgili arkadaşlar serbest dalışta 3 tane video çekmeyi düşünüyorum bugün 17 Haziran Cuma günü ve bugünün özel bir anlamı var bugün Karne günü inşallah karneleriniz güzel olur da anneniz babanız da ekmeğinizle sizi kovmaz evin içinden. Ee, sonra karne gününden sonra da artık hepinizden daha güzel izlenmeler, daha güzel beğeniler bekliyorum. Elinize emeğinize sağlık. Vallahi nereden başlasam bilmiyorum. Önce şuradan başlayayım. Marcelo gelişmesi. Fenerbahçe'de Marcelo gelişmesi diye başlayayım. Çünkü en çok sorulan soruların başına geliyor. Hocam biz hangi parayla alacağız? Gerçekten alacak mıyız? Hocam bizi yiyor musun? Hocam bizi kekliyor musun? 3-5 tıklama almak için bizi kemiriyor musun? Öb estağfurullah. Bakın Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği Marcelo e, ile ilgili nihai kararı Marcelo tatil dönüşü verecekmiş. Jesus'un, Jorge Jesus'un çok istediği Marcelo e, kararını tatilden sonra verecek. Ve Brezilyalı yıldız kendisi için düzenlenen özel törenle 2007'den beri formasına girdiği Real Madrid'e veda etmiştim. Ülkesinden ve Katar'dan gelen teklifleri Avrupa'da devam etmek için geri çevirdi. Şu anda Fenerbahçe 1, Marsilya 2, Lyon 3 bu takımlar devrede diyor. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Yani hep Fenerbahçe üzerinden çamursal bir eleştiride bulunuyorsunuz ya. Ben de size soruyorum ya Marsilya Lyon. Bunlar geri zekalı mı? Hani hep sanki Fenerbahçe geri zekalıymış gibi davranıyorsunuz. Ya işte 34 yaşındaki futbolcu yapmaya geliyor. Kalkmaya geliyor falan filan. Bak şuna okuyayım. Şuna okuyayım. Hocam o geleceğine şu gelsin. Buna okuyayım. Lafım yok. Ama bak Roberto Carlos, Alex de Souza David, Zico hatta Didi bunlar bizim için etmen. Ben şunu söyleyeyim. Bu az önceki takımların haricinde İspanya'da bir takımla da görüşme halinde diyebiliyorum. Ve normal şartlarda Fenerbahçe'nin şartları hani çok çok iyi değil. Açıkçası birinci sırada değiliz. Bakın sözlerimi iyi anlayın. Birinci sırada değiliz şartlarda. Hatta ilk iki de değiliz. İyi şartlar bakımdan. Birçok takım var. İspanya'da bir takım var. O şu anda birinci sıraya gelmiş durumda. İsim vermeyeyim takımın ismini. Hani gittikçe gittikçe iş kötüye doğru gitmeye başladı. Ha bizimle görüştüğünde şunu söylemişti. Şartlarınız güzel. En iyi şartlar değil ama kabul edebileceğim türden şartlar diye. Ben de bekleme içerisindeyim açıkçası. Hocam kesin bizde der misin? diyemem. Hocam iptal der misin? diyemem. Peki hocam. Hiçbir şekilde kızmayacağız. Darılmayacağız. Gücenmeyeceğiz. Sana gelen duyumlardan bahset. Yani Tutsun tutmasın. Mühim değil diyorsanız ben en cılız da en güçlü da karışık olarak vereyim. Ee, biz biz Marcelo'nun anlaştık diyorlar. Ama diyorlar ama bazı tereddütlerimiz var. Hani takımın içerisinde birkaç tane baba futbolcuyu bulundurmak iyi bir sistem. Ama bu baba futbolculardan biri Marcelo olmalı mı değil mi? Soru işareti. Mesela Gistian Konan. Hatırlayın arkadaşlar devre arasında her şey okeydi menajere çıktı yan çizdi. Biz de hani dedik ki menajerini boşlarsan gelebilirsin dedik. Şimdi biz gişleyen konanı e, açıkçası Cesus'a da sorduk. Önüne de sunduk. Şimdi bakın Jorge Cesus'tan sonra olaylar çok değişti. Şimdi devre arasında teklifte bulunduğumuz bazı futbolcular vardı. Şimdi onlar bize teklifte bulunuyorlar. Hani teklifiniz hala geçerli mi gibisinden. Jorge Jesus şu an için tam karar vermedi. Bakın size hem Marcelo hem Konan için bir duyum verebilirim. Önümüzdeki haftaya anca netleşir. Bu bir hocam zaten cuma günündeyiz. Kimi yiyorsun ya? Zaten cuma olmuş. Allah'ını seven cumartesi, pazar öyle değil. Önümüzdeki haftanın ortasından sonra, çarşamba gününden sonra e, netleşir. Sol bek duyumu. Kafalardaki en büyük problem şu. Ferdi Kadıoğlu'nun performansı. Şimdi Jesus canlı canlı da görseydim keşke diyor ama televizyonda izlediği de bence yetiyor da artıyor. İkinci Çağatay Kuru var. 3 Novak var. 4 Atilla Salahi var ki o da gelmedi daha. Yani Fenerbahçe'de alternatif çok. Ben 4-5 gün daha sol bek transferinin bitmeyeceği görüşündeyim. Ama şunu söyleyeyim. Allah için bana şunu yazar mısınız? Bak Brezilya'da bir Wellington falan var da onu çok bırakmaya yanaşmıyorlar. Bilginiz olsun. Bu Portekiz'de bir eleman var konuştuğumuz ettiğimiz. Onunla ilgili ben duyuma inanasım gelmiyor. 1 milyon euro konuşulur. İmkanı yok. Yani imkanı yok diyorum. Kesinlikle imkanı yok yani. Hayatta ihtimal vermiyorum. Şu Yanis Hamaçi değil mi? Yanis Hamaçi. Hani imkanı yok. 1 milyon euro bon servise vereceklerini zannetmiyorum. Ee, bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Ben de sizler gibi merak içerisinde bekliyorum. Ama haftaya. Güzel bir e, haber, daha doğrusu sizin için güzel olmayan bir haber ama güzel bir duyumla bitecek bir haber. Bir sezon daha kim istemez? Şimdi Fenerbahçe'nin Portekiz hocası Jesus kalsın diyor ama Kim Minji'nin talipleri ısrarı ve serbest kalma maddesi varmış. Böyle söylüyorlar. E, i̇şi zorlaştırıyor. Sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalır maddesi var ama benim bilgim dahilinde... 25 milyon euroluk teklif var. Yani 23'e serbest kalırsa 25'lik nasıl teklif bonuslarla falan 25 bu arada. Yani keşi 20. Merak ediyorum. Bakın 25 yaşında Tottenham, Arsenal, Chelsea, Juventus hani e, ne derler ona? CV'si güçlü, takipte olan takımlar güçlü. Ve e, Leicester City de bunlara eklendi. Geçen sezon 40 maça çıktı. Bir de gol attı. Mayıs ayağında ayak bileğinden sorun yaşadı. Ameliyat için ülkesine gitti ve çalışmalarını özel sürdürüyor. Şimdi kafalarda iki tane soru işareti var. Bir, Kim Minji'ye gidecek mi? Ben soru işaretlerini çözeyim mü size? %51 kalacak. Hocam duyumlar, hani az önceki gibi zayıf mayf, o zaman beni tefe koyarsınız. Çünkü duyum dediğin olay günlük değişebilir. Bakın arkadaşlar takımın biri çıkardı der ki Serbest kalma maddesi var mı? Yok. Alın size 35 milyon euro. Bir saatiniz var karar için derse der. Bir saat içinde mecbur evet dersin. Takımın biri çıkar der ki işte 20 milyon euro sonraki satıştan %50 pay sizin. Kaça satarsak satalım. Bunun garantisi yok. Ama bana kalacak olsa Kim Minji kalır Atilla Salah'ı gider. Bana kalırsa. Bu e, hem duyumlardan hem yorumlarından Çıkarttığım sonuç ki yaklaşık bir aydır ben bir türküyü çağırıyorum ama Kim gelen teklifler akıl alır gibi değil. Yani kabul edilebilir, kesinlikle kabul edilmesi gereken teklifler. Ama Kim de kalmak istiyor. Sevdi Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi sevdi, taraftarı sevdi. Ee, o da salı çarşamba İstanbul'a gelip çalışmalarını sürdürürse şaşırmayın. Ama 15 dakika sonra da kap gelirse yine şaşırmayın. İyi hocam biz seni duyumcu diye takip ediyoruz. Sen böyle duyum verirsen ne olacak? Arkadaşlar siz beni duyumcu diye takip etmiyorsunuz. Siz benim duyumlarımın doğru çıktığı için takip ediyorsunuz. Ben size yalan duyum verip de sizi tutabilirim. Yüzde kalıyor deyip sonra aa arkadaşlar reddedilmez bir teklif geldi. Ben ne yapabilirim ki desem yine inanırsınız. Ama ben size süreci anlatıyorum. Ha bana kalırsa yüzde devam edecek Fenerbahçe'de. Teklifler var mı var? Bazı arkadaşlar resmi teklif yok kandırıyorlar sizi. Var. Resmi teklif olmasa yani resmi teklif olmasa 18'ler, 23'ler şunlar bunlar konuşulur mu bu kadar? Marcel tiseranta Udinese kancası. İtalyan basının haberine göre Marcel Tisserand'a Udinese'nin talip olduğu ifade edildi. Bir şey söyleyeceğim. 2,5 milyon euronun üstünde kim teklifte bulunursa bulunsun tiseranta oraya göndeririz. Anladınız mı? Yani haber istediği kadar şey yapsın. Fenerbahçe'ye ilgi mektubu göndermiştir. Kaça satarsınız diye. Uygun bir teklif gelirse satacak. 26 maçta, maçta forma girmiş. 1961 dakika sahada kalmış. Bilginiz olsun. Bu arada Atilla Salahi demişken onu unutmayın. Şimdi Atilla Salahi Avrupa Birliği pasaportu var. Müthiş bir etmen. Çok müthiş bir etmen. 1 Milli maçlardaki performansı süper. 2 İngiltere maçı. Bak Vedat Muriçi de öyleydi. İngiltere ile bir maç yaptılar orada. Orada coştu Vedat. Orada yani ben artık dedim geri dönüş olmaz bir yola girdi diye. Salainin takımı da 4-0 yenmiş İngiltere'yi. Hem de deplasmanda. Artık Salah'ı bence geri dönüş olmaz bir yola girdim. Ama artı olarak Avrupa Birliği pasaportu ve milli maç performansı. Şimdi kulübümüz açısından gitmesi daha kabul edilebilir. Bakın hatta anket yapsam. Desem ki 13'e Atilla Salah'ı mı gitsin? 25'e Kim Minji mi gitsin? Birinden biri kesin gidecek desem emin olun %90'ın üstünde Atilla Salahi seçilir. Çünkü savunmanın bakanı Kim Minci. Yani Kim Minci'nin yanına beni bile koysanız herhalde ben bile sırıtmam çünkü adam iki kişilik çalışıyor. 12-15 bandına bırakılabilir. Onu söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı <laughs> parma parmakçı. Öyle söylüyor şey. E, Ahmet Ercan'a parmakçı demiş. Sosyal medyadan şey yapıyorlar. Şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı alıp Salayı gönderip mesela atıyorum salayı 13 14 e, 14'e gönderdin ya da 13 buçuğa gönderdin. Bardakçı'yı 3 buçuğa çekersen bence kar elde edersin ama yine 3 buçuk edeceğini zannetmiyorum bu topçunun. Hani 2 buçuk 1 buçuk anca eder diye düşünüyorum. Hani açıkçası ben bunu söyleyeyim. Şimdi biz böyleyken rakibimiz Trabzonspor'un e, dün itibariyle dediğim yapmış olduğu kaplar var. Ben şunu aldı bunu aldı hakem şike skandal, siyaset çok umurumda değil. Ne yapıyorsa yapsın. Umurumda değil. Ne yapıyorsa yapsın. Çünkü biz Fenerbahçe olarak yıllardır kendi dışımızda her şeye odaklan odaklan Fenerbahçe'ye odaklamayı bıraktık. Bir. İkincisi benim bazı şeyleri dile getirmeme gerek yok arkadaşlar. Herkes görüyor. Herkes dile getiriyor. O yüzden hani insanları aptal yerine koymanın üzümü Üçüncüsü bakın burada olay çok farklı. Burada olay çok farklı. Şimdi Trabzonspor'dan kapı açıklaması. Şirketimiz serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Densville arasında 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Şimdi bakın <laughs> futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirdiğimi düşünüyorum bak. Fenerbahçe'ye getirdiğimi düşünüyorum. Yanlış anlamayın. Sadece Fenerbahçe'ye getirdiğimi hayal ederek söylüyorum. Bak sadece ki bu futbolcunun olayı da çok başka. Yani nasıl serbest statüde ben de onu çözemedim. Futbolcu son senesinde Trabzonspor'a kiralık mı geldi? Bologna'dan. Neyse. Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkmış. 2030 dakika süre almış. 2 asisti var. Bak Fenerbahçe'yi almış gibi konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Sadece soruyorum. Yani 22 maça çıkmış. 2 asisti var. 4200 bin euro piyasa değil ama onu Fenerbahçe'de çıksaydı muhtemelen 2.30 falan olurdu. Yaş 29 e 29 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Bak. İmza parası 950, şey 900, 950, 950, 400. Yani 1 900, 2 800, 3.200 bin euro. Arkadaşlar imza parası. 4 taksit halinde imza parası. Yani bonservis verilmemiş ama imza parası verilmiş. Belki de takımıyla bonservis için anlaştılar. Onu imza parası gösteriyorlar. Ben onu bilemem. Ama yazıktır, günahtır. Gerçekten günahtır. 3 milyon 200 bin euro imza parası ne demek bu herif için? Yıllık ücreti 1 milyon 250 bin euro. Bak euro euro. İmza parası da 3.2 milyon euro. Yani 2.5-5 8.2 milyon euroya mal olacak. 4 yıllık durumu. Yani yıllık fazla 2.1 milyon euro almış olacak belki de yedek stoper. Vallahi çok billahi çok. Bak Fenerbahçe'yi alsak söversiniz. Abdülkerim Bardakçı'yı şu şartlarda alsak söversiniz. Küfür küfür üstüne gider. Daha da abartayım. Kaan Ayhan'ı bak milli takımda oynayan futbolcuyu şu şartlarda alsak yine söversiniz. Ayıptır, günahtır. Bu paralar yazıktır, günahtır. Ha, veren veriyor. Nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimden çıkıyor bilmiyorum. O beni bağlamaz, sizi de bağlamaz. Bağlayacak yer olsa da gider orada bir şey yaparsınız. Ama yazıktır günahtır bu kadar para ayıp. Yani Türk takımlarının batması için depara kalkması bu ya. Bak muhtemelen de yedek stoper. Aynı şekilde Vakayeme. Antony Vakayeme. Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etmiş. Sevgili Trabzonspor taraftarları beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar demiş. Beni de. Oysa hiç karşı 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 gelecek bir durumda yok. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonunda dek hatırlayacağım diyorum. 38 yıl sonra gelen şampiyonlukta çok büyük payı var. Yani bir e, şans alandan daha fazla payı var herhalde düşündüğün zaman. Ve böyle bir adam. Ama ben Trabzonspor'u dostlara söyledim. Ne dedim? Ya Vakayeme bir tek Uzun Göl'ün tapusunu istemiyor dedim. Ya bir tek Uzun Göl'ün tapusunu istemiyor. Geri kalan her şeyi istiyor. Bakın bu şartlarda aptallık olur, intihar olur. Kamikaze olur, kafanıza sıkmak olur. Sakın yapmayın dedim. Ya haklı çıktım. İyi tarafından bakması lazım. Bak Trabzonspor taraftarının iyi tarafından bakması lazım. Niye biliyor musunuz? <laughs> Eğer Fenerbahçe oynak bir takım olsaydı. Onların nefret ettiği bir Fenerbahçe var. O Fenerbahçe bizim tuttuğumuz Fenerbahçe değil kafalarındaki Fenerbahçe prof şeyi var ya profili. O Fenerbahçe profili bu değil. Fenerbahçe taraftarı şöyledir böyle değil. Herke her taraftarın farklı şey var. Bakın Trabzonlu birçok kişi Fenerbahçeli. Birçok Fenerbahçe taraftarı da Trabzonspor'a sempati besler durumda. Bu olabilir. Ama ben şunu söyleyeceğim. İyi tarafından baksın. Hadi Fenerbahçe vakayeme konusunda araya girseydi. Uyduruyorum kafadan ya. Yıllık bir buçuk verdik deseydi. Hani Trabzonspor bir buçuk bile vermiyor da bir buçuk verdik deseydi. Bizimle bir şey yarışına girip inat olsun diye boşu boşuna para saçardınız. Şimdi bakın bakalım kim alacak? Artık Hull City'ye mi gider? Acun Olcalı'nın takımına mı gider? <laughs> Artık siz de biz de bu adam. Ama Fenerbahçe'ye gelmeyecek kesin. Bak. <laughs> Demek istediğim anlıyorsunuz değil mi? Bak yedek stoper için verilen paradan bahsediyorum. 3.2 milyon euro imza parası. Ya yıllara yaymış hocam. Ya isterse 500 takside yaysın. Çok fazla. Bakın 3.2 ya 8 2 milyon eurodan falan bahsediyoruz ya. 8.2 milyon euro. Atilla Salai, Osayi, Ferdi. Biz Salai'nin yıllık ücreti ya 650 bin euro mu 700 bin euro mu? Osayi'nin 750 bin euro. Ferdi'ninki şimdi 900'e çıktı. Şimdi 900'e çıktı. Yani biz Salahi, Osayi, Ferdi'nin 3 senelik, 4 senelik parasını hesap ediyoruz. Adamlar bir futbolcuya 4 senede bu kadar para veriyorlar. Anlatmak istediğim bu işte. Ondan sonra bazı da Ersan gibiler çıkıyor. Al diyor Osayi diye bir çöp almış Fenerbahçe. Ferdi diye bir çöp almış Fenerbahçe. Salahi diye bir çöp almış Fenerbahçe diyor. Bunlar iyi çıktıktan sonra da ben öyle bir şey demedim ki diyor. Ah ah insanlar inandıkları bir din var diye ahlaka ihtiyaç olmadıklarını duyuyorlar ama yani Ersan için söylemiyorum birçok kişi için söylüyorum. Ahlak da önemli. Şimdi dün yine Trabzonspor Eren Elmalı Doğucan Has Polat'ı aldığını açıklamış. Umut Bozok içinde görüşmelerini sürdürdüğünü söylemiş. Hocam nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nereden geliyor bu değirmenin kaynağı? İşte bizden Eren Elmalı için altı isteyen Kasımpaça. Valla bak ben Allah'tan korkarım. İstediği kadar korkmasın rakiplerim. Ben Allah'tan korkarım. Eren Elmalı için 6 milyon euroyu diğer takımlardan istediler. Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. Eren Elmalı ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedi. Doğucan Haspolat, Muleka, Umut Bozok bizim scout ekibinin incelediği isimlerdi. Üçüne de geçer not verilmedi. Üçüne de geçer not verilmedi. O yüzden vazgeçildi. Doğucan da yoksa iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Umut Bozok çok çok koyu Galatasaray taraftarı. Yani e, bir Hakan Şükür, bir Arif Erdem kadar koyu Galatasaray taraftarı. Ben bir şey diyemem. Ha. Bizden 3 istiyordu Eren Elmalı için. Harbi harbi konuşayım. Şimdi Trabzonspor'ların itiraz ettiği, ağladığı, zırladığı bir mevzu vardı. Neydi o? İşte size tiyamo bedava verdi diye. Şimdi Eren Elmalı ve Doğucan'ın kap açıklamasını yaptıkları zaman herhalde diyecektir ki ya biz adamlara yüklendik ama özür dileriz. Yani biz ağladık zırladık özür dileriz yani size bedava verdi bak bize de bedava fiyatına vermiş diyecek. Ya bu olur bak Kasımpaşa e, kar elde etmek zorunda. Ama aynı Kasımpaşa kulüplerle de iyi geçinmek zorunda. Kasımpaşa'nın borcu yok bir şirket. Bak biz Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkın alacağız mesela. Aynı şekilde bak Trabzonspor taraftarına da söylüyorum. Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe'ye kaçak geldiğine bakın. Para verilirse. Ya bunlara alışın. Ha şu var Fenerbahçe 2015-16'da Bursa Spor Fenerbahçe arasında bir e, yaklaşım olmuştu. İşte Volkan Şenler, Ozan Tufanlar, Şenerler, Fernandao'lar Fenerbahçe hiçbirinden hiçbir şey elde edemedi. İnşallah Trabzon'da bunlardan elde edemez diyorum ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Bakın e, yine ben Fenerbahçe için bir görsel paylaşmam gerekiyor. Şimdi dikkatle bakın arkadaşlar şu tabloya. Altay Ertuğrul gördünüz. Ben artık hani Ertuğrul Taşkan dışında kimseyi beklemediğim için şurayı biraz daha net görmenizi istiyorum. Altay Ertuğrul'u gördünüz. Bakın 18 yabancımız var şu an itibariyle. 33 kişilik 33 kişilikte kadromuz var. Şimdi Fenerbahçe'nin bir an önce hazırlık kampında ki şu an sürüyor. Birçok kişiyi göndermesi gerekiyor. Bakın Allah aşkına şu ekranda gördüğünüz kişilerden ben açık ve net söyleyeyim. Lemos 1, Serrant 2, hatta Salahiden para kazanmak için 3 olabilir. Ee, Novak bence 4. Ne bileyim Gustavo 5 parasından dolayı. Ozan Tufan 6. Ozan Tufan'ı burada çok saymayın. Max Mayer 7. Max Mayer, Lincoln, Lincoln, Max Mayer. Ee... Yan yana yan söylüyorum ben bunu ya. Neyse. Ee, anlayan anladı. Mesut 8 Allahyar 9 Samat'ta 10. Bakın kaç isim saydım bak. Belki da 11 olabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin şu paketten en az e, 8 yabancı göndermesi lazım. En az 8 yabancı. Ya da 6 yabancı diyeyim en az. 18 yabancı var. Bizim beklediğimiz 2-3 kişi var. En az 6 kişinin gitmesi lazım. Bu arada seneye yine 14 yabancı olacak. Mesela kim duruyor? Serdar duruyor. Altay duruyor. O sayı Nazım. Ferdi Çağatay duruyor diyelim. Direkt hani bu şekilde başlanacak değil mi? bak Novak 1, Salah 2, Lemos 3, Tisserant 4, Ozan 5, Mayer 6, Gustavo Belki 7, Mesut 8. Bak Pelkası İrfan'ın 7'yi de düşünebilirsin sağ kanatta. Ee, Allah yer 9, Samat da 10. Mesela Valencia'yı da şey deneyebilirsin. Bak 10 tane futbolcu gönderim 23 kişi kaldı. Buraya 5 tane de transfer yaparsam bir şeyler olabilir. Şimdi bunun da dışında arkadaşlar Fenerbahçe'nin artık farklı bir şey yapması lazım. Farklı bir çabaya girişmesi lazım arkadaşlar. Sonu hayırla bitsin inşallah. Bu arada dediğim gibi hem Fenerbahçe taraftarına Kim müjdesi vereyim. Hem Marcelo müjdesi vereyim. Çünkü Mars ile konuşsa dediğim gibi duyumlar böyle ama iş gittikçe sarpa sarmaya başladı. Ee, iş gittikçe konana doğru dönmeye başladı. Haberiniz olsun. Sizin de fikrinizi soruyorum arkadaşlar. Siz neyi istersiniz? Görüşmek üzere.